Merhaba arkadaşlar, ben Fehmi Uyar, .NET'in editörü. Bugün sizlerle Bootstrap 3 eğitim setimizin 3. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Geçen ders ne görmüştük? Bootstrap'ı nasıl ekleyeceğimizi görmüştük. Şurada CSS dosyasını indirmiştik şuraya. Ve buradan da hemen kullanmak için link, rel, stylesheet deyip ref'ini göstermiştik yolunu. En alt kısma da jQuery dosyamızı en son sürümünü indirip, sıkıştırılmış dosyasını indirip buraya kullandık. Daha sonra Bootstrap'ın kendi sıkıştırılmış JavaScript dosyasını ve bir ayar dosyasını JavaScript ayar dosyasını da indirip Bootstrap'la beraber geliyor zaten. Kullanmıştık. Şimdi ne göreceğiz? Hemen şöyle bir Bootstrap'a gidelim. Şuradan zaten bu eğitim setinde 3.3.7 versiyonunu anlatıyoruz. Buradan Getting Started deyip şurada kalmıştık. Buradan anlatacağımız bir şey varsa hemen anlatacağız. Burada örnekler var arkadaşlar. Hemen bir iki tane gösterelim. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi böyle bir admin paneli Bootstrap'la tasarlanabiliyor. Gördüğünüz gibi üzere. Başka ne gösterebilirsem. Gördüğünüz gibi bunlar Bootstrap'la yapılıyor. Şu menü falan. Bootstrap'ı hemen hızlıca göstereyim. Butonlar var. Tablolar var bu şekilde Bootstrap'ın. Şurada resim çerçevesi var. Çok güzel, çok şık. Label yani etiketlerimiz var. Yorumlar, mesaj, bilmem içerik sayısı falan. Onları almak için şöyle yuvarlak bir özellik CSS'de yapmışlar. Drop down menüler, işte alert uyarı mesajları, hata aldığınızda şu kırmızıyı, işte başarılı olduğunda şu mesajı, yeşil mesajı verdirebilirsiniz. Progress bar, list grupları, paneller, wells dediğimiz bir CSS'i var bunun. Onu da göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi slider var bu şekilde. Hemen göstermiş olayım. Altta şu şekilde yuvarlak içerik alanı oluşturabileceğiniz yerler var. Login kısmı var. Şöyle tasarlanmış. Yani gördüğünüz gibi Bootstrap'la bayağı şeyler yapılabiliyor. Hemen alta gelelim. Başka ne anlatılabilir? İşte burada tarayıcı uyumluluklarına buna bakarsanız işte hangi tarayıcılar destekliyor, destekler nasıl buradan görebilirsiniz. Şimdi Internet Explorer 9 ve öncesi bayağı sıkıntılı her zamanki gibi. Çünkü hem Bootstrap'ta hem HTML5 desteğinde sıkıntı yaşıyor. Bunu çözmek için response.js şuradan GitHub'a gidip bunu indirin. Clone or Dolant deyin. Dolant zip deyin. Ben indirdim zaten. Şurada. Respond Master ben indirdim. Başka neye ihtiyacımız var? Arkadaşlar. Başka HTML5. Biliyorsunuz çoğu tarayıcı, eski tarayıcı HTML5 desteği yok. Sıkıntılı. Bu yüzden HTML5 çiv indir yazın. Ve gelen GitHub'a şuradan clone or dolant deyip indirin bunu. Böylelikle şey sıkıntımızı çözmüş olacağız. Yani Internet Explorer 9 öncesi bize sıkıntı yaşatmayacak. Yani bunlar birazcık daha ayar dosyası diyebiliriz. HTML5 desteği için şöyle this diyelim ve sıkıştırılmışını kullanalım. Hızlı yüklenmesi için. Hemen şöyle HTML5 şiv dosyam ve response.js'i indiriyorum. Şuradan dest sıkıştırılmışını response.min.js. Evet. Şimdi bir koşullu ifade yazacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu yazmaya gerek yok. Bununla zaman kaybetmeyelim. Burada bir koşul belirtiyorum. Şöyle.
Evet, yorumun içerisinde yapıyorum. HTML yorumun içerisinde yapıyorum. If diye bir koşul belirtiyorum ve Internet Explorer 9 ve öncesi için diyorum. HTML5 shift.js'i ve response.js'i kullan diyorum. Tabii ki yolunu doğru vermeliyiz. Yani gelecek, tarayıcıya bakacak. Eğer bu koşul sağlanırsa bu dosyayı çekecek. Daha öncesinden çekmesine gerek yok. Yavaşlatmasın sitemizi. Çünkü her ne kadar bunlar JavaScript dosyaları, bunlar küçükse de, yani her yüklenirken JavaScript dosyaları yüklenirken arkadaşlar ilk açılışta yavaşlatır sitenizi. Bunun da önlemi işte bunları koşullar belirlemek, sıkıştırmak. .min.js. Her ikisinde de .min.js kullandık. Sıkıştırılmış anlamına geliyor. Bu JavaScript dosyalarının sıkıştırıldığı anlamına geliyor. Sıkıştırılmış olanı kullandık. Şöyle HTML5 sıkıntısı yaşayan tarayıcılar için response.js ise yine aynı şekilde JavaScript sıkıntısı yaşatacak tarayıcılar için Bootstrap'a bir ayar düzenleme, yani bir yama gibi düşünün, düzenliyor. Burada da koşulumuzu bitiriyoruz endif diyerek. Yani eğer gelecek bu koşula tarayıcı Internet Explorer 9 ve öncesi ise şu iki dosyayı çağıracak arkadaşlar. Yaptığımız şey bu. Evet. Şimdi. Yine arkadaşlar burada Internet Explorer Bootstrap, Internet Explorer'ın eski compatibility mod dediğimiz ön yükleme modlarını, eski ön yükleme modlarını kabul etmiyor. Yani en son ön yükleme modunu aldığından emin olmamız için, yani yine Internet Explorer sıkıntı yaratıyor. Bunu önlemek için, bu sıkıntıyı önlemek için şöyle bir ekleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Böylelikle Internet Explorer'ın en son ön yükleme modunu kullandığımızdan emin olacağız. Arkadaşlar bu da bu şekilde bir ayar Internet Explorer için. Zaten Internet Explorer web tasarımcının hayatını mahveden bir tarayıcıdır. İnşallah kaldırılır da kurtuluruz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neyse, buradan anlatacaklarımızı anlattık. Buradan artık CSS bölümünden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle sunumumu açıyorum ve sunumumuzda devam ediyoruz. Bootstrap ile ilk web sayfasını oluşturma. Şimdi Bootstrap arkadaşlar HTML5 ile çalışır. Yani Bootstrap HTML öğelerini ve HTML5 doş type'ı gerektiren CSS özelliklerini kullanıyor çünkü. HTML5 doş type'ı daima length özneseliği ve doğru karakterler kümesiyle birlikte sayfanın başına ekleyin. Şimdi ben Dreamweaver'da bir sayfa oluşturduğum zaman arkadaşlar, çünkü buradan ayarladığım için otomatik olarak HTML5 ile hazırlayacak bana. Bakın. Gördüğünüz gibi doş type HTML. Yani bu sayfanın HTML5 olduğunu bildiren bir bildirim yaptı bana. Ve geliyoruz, diyoruz ki şu lang'i unutmuyoruz. Language'den gelir. Şu İngilizce language kelimesinden gelir. Yani dil demek. Dil desteğimiz ne? Türkçe. Ya da siz uluslararası bir şey site yapıyorsanız İngilizce olan EN harflerini kullanacaksınız. Size kalmış. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi meta karakter setini belirtmeniz önemli. UTF-8. Bu da uluslararası ölçüye uygun. Hemen şuraya framework.net diyelim. Lesson 3, 3. ders. Bootstrap. Güzel. Hemen şurada link rel style sheets
deyip ref'i tekrardan göstereyim. Çağırıyoruz. Şuradan CSS'den Bootstrap CSS'i çağırdık. Evet. Şimdi en alta da zaten şurada olanları kopyalayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Maksat şurayı göstermekti. Güzel. Artık HTML5 ile, yani Bootstrap'ın HTML5 ile çalıştığını biliyorsunuz. HTML5 bildirimini yapmanız gerekiyor. Şu bildirimi Doge Type HTML yazmalısınız. İkinci Bootstrap'ın, yani Bootstrap'la web tasarlamamız için ikinci özelliğimiz ne? Öncelik her zaman Bootstrap'ta mobildir. Yani mobil uygulamalardır. Bakın, mobile first. Öncelik her zaman mobilindir Bootstrap'ta. Bu yüzden yani Bootstrap 3 mobil cihazlara duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Düzgün görüntülenmesi ve dokunmatik yakınlaştırmayı sağlamak için head öğesinin içerisine aşağıdaki meta etiketini ekleyin diyor. Ne ekleyeceğiz? Şunu ekleyeceğiz. Bak. Niçin bu? Arkadaşlar bu tamamıyla görüntüyü mobile uyarlamak için arkadaşlar. Şimdi bakın burada width device width diyor. Ne demek? Genişlik cihaz genişliğine eşitle demek. Bakın device cihaz, width genişlik, yine width genişlik. Genişliği cihaz genişliğine göre ayarlar. Ne demek bu? Bu şu demek. Cihaz hangi boyuta geçerse o boyuta göre yap. Mesela bakın şu anda masa üstündeyiz. Şöyle yapayım. Bakın şu an masaüstü görüntüsü. Hemen şöyle yapalım. Şu an masa üstünde. Şu an bakın tablet görünümünde. Bakın kendi cihaza göre ayarlıyor. Biraz daha küçültüyoruz. Biraz daha küçük bir tablet. Ve nihayet bakın telefon boyutunda. Bakın kendisini otomatik ayarlıyor Bootstrap. Yani bunu sağlayan kod şudur arkadaşlar. Diyoruz ki her cihaza göre sen kendi genişliğini ona göre ayarla. Ona göre ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi initial scale var. Initial ilk başlangıç demek. İlk demek İngilizce'de. Scale zaten bildiğiniz gibi skala, ölçek. Yani ilk başlangıç ölçeği 1'e eşitliyoruz. Nedir bu? Bu arkadaşlar... Şu demek, siz ilk başladığında yani ilk telefonundan girdiğiniz zaman ölçeğiniz 1'dir. Siz bunu ekleyerek şunu demiş oluyorsunuz, ben artık zoom yapabilirim. Yani siz baş parmağınızla işaret parmağınızı uzaklaştırdığınızda telefon ekranında bir zoom yapmış oluyorsunuz değil mi siteye? Onu sağlayan kod budur, initial scale. Böylelikle zoom yapabiliyorsunuz mobil telefonlarda, yakınlaştırabiliyorsunuz siteye. Parmaklarınızı oynatarak bunu sağlayan bu koddur arkadaşlar. Yani burada da açıkladığımız gibi with device width sayfanın genişliğini cihazın ekran genişliğini takip edecek şekilde ayarlıyor. Mobilse mobil, tabletse tablet, masaüstü ise masaüstü. Initial scale 1 ise sayfa hemen şurada düzeltelim. Sayfa tarayıcı tarafından ilk yüklendiğinde başlangıç yakınlaştırma düzeyini ayarlar. Başlangıç 1 arkadaşlar. Siz zoom yapmak isterseniz artık bu kodla zoom yapabiliyorsunuz telefonda. Bir sıkıntınız kalmıyor. Şimdi üçüncü ayarımız ne? Bu sırada iki web sayfası oluştururken. Containers dediğimiz, zaten Türkçe'ye de container diye çekilmiş. Cup arkadaşlar. Container, cup gibi anlamlara geliyor İngilizce'de. Bootstrap 3 ayrıca site içeriğini sarmak için bir elemente ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki container sınıfı var. Biri işte container sınıfı, diğeri de container fluid. Fluid akışkan demek, sıvı demek, akıcı demek, değişken demek. Bu yüzden bu ismi vermişler buna. Şimdi aslında isminin hakkını verdiğini göstereceğim ben size. Container sınıfı duyarlı bir sabit genişlikli kap sağlıyorken container fluid görüntüleme
alanının tüm genişliğini kapsayan tam genişlikte bir kap sağlıyor. Şimdi ne demek istiyor bu? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar Dreamweaver'ın bazı özelliklerini kullanmanın vakti geldi. Şimdi buradan dot container dediğimde ve tab'a tıkladığımda gördüğünüz gibi bana otomatik container sınıfı klasına sahip bir division oluşturdu. Yani beni kurtarmış oldu. Arkadaşlar şöyle de göstereyim size. Bakın burada Bootstrap CSS'ini eklediğimiz için otomatikman container ve container fluid'i görüyorsunuz. Bu şekilde de kendiniz yazabilirsiniz. Ama ben Dreamweaver'ın nimetlerinden yararlanmayı düşünüyorum. Şimdi içerisine yazalım. H2 taglerimi atıyorum. Ve diyorum ki Dreamweaver.net ile ilk Bootstrap kodlarım diyelim. Arkadaşlar. Hemen altına da bir paragraf. Dot container sınıfı ne işe yarıyor anladık. Bir paragraf daha atalım. İnşallah anlamanızı sağlayacak düzeyde basit anlatabiliyorumdur. Dedik bu şekilde arkadaşlar. Container. Tamam, güzel. Şimdi burada sağ tıklayıp tarayıcıda aç deyip Chrome'da açacağız. Evet. Gördüğünüz gibi bir container sınıfı oluşturduk. Şimdi aslında container sınıfını görebilmenizi sağlamak için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Background color vereceğim. Ki ne olduğunu aslında tam olarak anlayabilirsiniz. Şöyle Burlywood verelim. Güzel. Bak. Arka plan verdiğimde container'ın sizin sitenizi ortaladığını görüyorsunuz otomatikman. Eskiden siz bunu yapmak için div id content bilmem ne falan yazıyordunuz kendiniz. Div class, kendiniz content diye bir class oluşturuyordunuz ya da container diye. Böyle sarmalıyordunuz ilk başta sitenizi yazarken ortalamak için. Şöyle göstereyim ben size. Bak. Tablet moduna geçeyim. Bakın gördünüz mü? Tablet modunda kendini otomatik ayarladı. Bir de mobilde göstereyim. Bak. Kendini otomatik ayarlıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Ne kadar küçültürsem kendini otomatik ayarlıyor. Şöyle bir konteyneri kaldıralım. Aradaki farkı görebilmeniz için. Sayfayı yenileyelim. Bak. Gördünüz mü? Tamamen division böyle aldı. Yukarıdan boşluk bıraktı. Kenarlardaki boşluğu gitti. Bakın. Görüyorsunuz. Çok kullanışsız bir şeye dönüştü. Şimdi bir de container fluid var. Onunla arasındaki farkı göstermek için aslında background verdim. Container fluid. Fluid sıvı demek, akışkan demek, değişken demek. Niçin buna sıvı anlamına gelen container sıvı diye bir şey yapmışlar onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar container ortalarken container fluid ise tamamen kaplıyor. Siteyi baştan sona web tarayıcınızı baştan sona kaplıyor arkadaşlar. Yani fluid kaplamak istediğiniz zaman kullandığınızda bakın yukarıdaki boşluğu falan kendisi otomatik ayarladı. Hepsini sildi ve yapıştırdı arkadaşlar. Yani bir akışkan gibi düşünün ekrana sıvı gibi yayıldı. Bu yüzden fluid demişler. Fluid'i kaldırdığınız zaman aradaki farkı tekrar göstermek istiyorum. Bakın ortalıyor. Container yani siz site yaparken ileride göstereceğim tabii size. Yani bir şeyi ortalamak istediğinizde böyle container kullanacaksınız ve ortaya getirecek arkadaşlar.
Yayılmasını istediğinizde, ekrana yayılmasını istediğinizde ise container fluid özelliğini kullanacaksınız. Ve otomatikman gördüğünüz gibi yayacak. Bir sıvı gibi, bir akışkan gibi yayıldı ekran. Bu yüzden fluid demişler. Böyle bir mantık kurmuş bu kodu yazan arkadaşlarımız. Neyse arkadaşlar, bu strap'ın 3. dersi bu kadar yeter. Size ilk giriş kodlarını yazmayı gösterdim. Arkadaşlar burada ayarlamaları yapmayı gösterdim falan fistan, yani birçoğunu açtık. Artık siz bootstrap öğrenecek seviyeye geldiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, önümüzdeki ders görüşmek